Merhaba arkadaşlar, uzun zaman sonra tekrar bir video daha yayınlıyorum. Birkaç yıl oldu galiba en son video atalım. Bu kanalımda birkaç teknik sebepten dolayı video yükleyemiyordum. Yoğunluğum vardı vesaire epeyce bir mevzu vardı. O nedenle çok video atamadım. Atmadım daha doğrusu son birkaç yıldan beri. Ama yorumların çoğunu görüyordum. İşte mesajı atar mısınız? İşte hala iyi misiniz gibisinden sağ olsunlar. Arayıp soranlar oldu epeyce bir. Ama herkese cevap veremedim. Neyse uzun zaman sonra ilk defa bir video atıyorum. Bu öyle bir hasbuhal yani karşılıklı sizin o son zamanlarda sorduğunuz sorulara cevap ve görüşmeyeli neler yaptım, neler yapıyorum, neler yapacağım tarzında bir video olacak bu. Öncelikle yeni video kanalı açtığımı daha önce zaten attığım videoda söyledim, bahsettim orada hani yazıyla. Yeni bir kanal açtım arkadaşlar. Bu kanal İngilizce değil, Türkçe değil, hiçbir dil yok, hiçbir konuşma yok. Bu yeni bir konsept, yani birçok yerli yabancı herkesin yaptığı bir konsept. Hiç konuşma yok, sadece insanlar doğayı dinleyerek doğada bir şeyler yapıyorlar. Yani bazıları yemek pişiriyor, bazıları işte kamp yapıyor, çadır kuruyor, avcılık yapıyor. Benimki bunların hemen hemen hepsi olacak ve daha değişik şeyler de olacak. Şu an hani kesin bir çerçeve çizmek istemiyorum kanalla alakalı. Ama güzel bir kanal olacağını düşünüyorum. Şu an daha amatörüz, daha çok profesyonel olduğumu iddia edemem. Hem çekimler konusunda, hem işte olayın senaryo konusunda. Daha çok amatörüz, farkındayım. Ama daha iyi olacağını, zamanla daha gelişeceğini, bundan birkaç yıl sonra çok belki profesyonel bir kanal olacağını ümit ediyorum. Ve onun için çalışıyorum. Eğer zamanınız varsa yeni kanalıma link koyacağım. Önde, arkada, sağda, solda, işte ekranın bir tarafında göreceksiniz. En kötü ihtimal açıklama kısmında linkleri görebilirsiniz. Oraya gidip yeni kanalıma göz atarsanız, abone olursanız, share ederseniz, like ve komentlerde bulunursanız, kanalın büyümesi adına yardımcı olursanız kısacası teşekkür ederim. Bu arada neler yaptım son birkaç yıldan beri, yani video atmadığım sıralarda neler yaptım, neler değişti ve neler yapmayı planlıyorum, onlarla alakalı konuşacağım. Son 3 yıldan beri çok değişen aslında bir şey olmadı. Hep aynı işleri yaptım. Handymanlik yaptım. Commercial ve residential evlerde, binalarda, tamir, tadilat, küçük ufak tefek. Daha önceki videolarımda gördüğünüz gibi tamiratlar yaptım. House flip etmeye devam ettim. Epeyce bir ev aldık, sattık, çevirdik. Şu an 7-8 tane hala elimizde evimiz var. Bunlar kiralık. Bunlar da şu an burada, bilmiyorum Türkiye'de emlak piyasası nasıl. Emlak piyasası çılgın bir şekilde arttı burada. Yani şimdi benim oturduğum ev, daha önce burada zaten video çektim, iyi kötü dışarıdan görmüşsünüzdür. Dışarıdan görmüşsünüzdür bu evi. 86 bin dolar almıştım 2014 yılında. Ama o tabii foreclosure, yani hacizli mi oluyor artık, bunun Türkçesi ne oluyor bilmiyorum. Yani banka el koymuş. Ben devletten aldım ama hani bankanın yahut da devletin el koyduğu bir ev galiba. Yani tam Türkçesi, Türkçe karşılığı var mıdır bunu tam bilemiyorum. Hani piyasa fiyatı, yani ben 86'yı aldığımda 110 olsun. 100-110 arası falandır. Hani 100-110'a normalini alabileceğiniz bir ev. Ben 86'ya almıştım. Aradan işte 2014-21, 7 yıl geçti. Şu an piyasası, bu evin piyasası, yani bu benim kendi biçtiğim bir fiyat değil. Emlakçı, bir emlakçıda çalışıyorum. Yani birkaç emlakçıya bunu sordum. 300 bin dolar olduğunu söylüyorlar şu an piyasanın. Yani 7 yılda artık 3 katından, yani 3 katı diyelim, hani 110 bin olduğunu hesap edersek yaklaşık 3 katı arttı. Hatta son Mart ayında, yani Şubat ayında bile 240'larda, 250'lerde olduğunu söylüyorlardı emlakçı bu evin fiyatının. Şu an 300 bin olduğunu söylüyorlar. Velhasıl kelam, çok çılgın bir emlakta bir patlama oldu. Bu pandeminin etkisi var mıdır? Muhakkak vardır. Çünkü bir sürü insan artık ev değiştirme, iş değiştirme işlerine bir ara verdi.
taşınmak istemedi. Çünkü önünü göremedi belki, korktu. Acaba büyük bir ekonomik kriz mi olacak, şu mu olacak, bu mu olacak? Burada da insanlar evini satmadı. Piyasaya çok fazla ev girmedi. Piyasada çok az ev olduğu için de piyasaya giren çok az sayıdaki evin taliplisi çok fazla oldu. Ve dediğim gibi ben müthiş derecede bir emlak piyasası patlaması oldu burada. O nedenle ben bazı evlerimi sattım. Kiralık evlerin büyük bir kısmını sattım. Dediğim gibi 7 tane falan kaldı şu an. Onların da 2 tanesini önümüzdeki haftalarda, bir tanesini bu hafta birkaç gün içerisinde, diğerini de birkaç hafta içerisinde piyasaya koymayı planlıyorum. Eğer zaman olursa o haftaya koyacağımı videosunu çekerim size. Onunla alakalı daha önce zaten video çekmiştim. Bir tane Nokia 3110 tarzı bir tane telefon bulmuştum hatırlıyorsanız içerisinde o ev. O evin linkini de çektiğim zaman koyarım altına, daha önceki çektiğim videonun videosunu, şeyini, eski halini, yeni halini görürsünüz. Ve kaça aldım, işte kaça sattım, kaça satıyorum, bana maliyeti ne oldu, karım ne olacak, zararım ne olacak gibisinden bir video çekmeyi planlıyorum eğer zamanım olursa. Ama daha önce de bahsettiğim gibi arkadaşlar, bu videoda, bu kanalda video çekeceğim ama ne kadar sıklıkla çekerim ve İngilizcem olur, sadece Türkçem olur, yine böyle devam ederiz veyahut da tamamen ne anladım, böyle konuşmanın olmadığı, mesela bir iş yapıyorsun, sadece o işi gösterdiğim, belki arada yazılarla işte mesela atıyorum bir iş yapıyorsun, hangi malzemeyi kullandın, ne kadar uzun çalıştın, kaç para aldın, belki bunları alt yazı olarak ekranın çeşitli yerlerinde belki belirtebilirim, tam konsepti bilmiyorum. Ama yeni kanalım da çok iddialıyım, yani umuyorum güzel olacak, çünkü epeyce bir çalışıyorum, altyapısı için aylarca çalıştım, epeyce bir tutorial aldım, training aldım internetten, video çekimleri konusunda. Yani bu konseptin yayınlanması konusunda bir sürü teknik çalışmalara katıldım. Şu an daha hala yani öğrenme sürecindeyim. Tabii şu an uzman olduğumu, çok iyi olduğumu söyleyemem ama göreceksiniz her videoda da daha iyiye gidecek. Lütfen tekrar eğer videoma, ya yani yeni kanalıma abone olursanız ve şu an 2 tane videom oldu. Her cumalar bu arada video koyuyorum. Amerika saatiyle 5 PM, yani 8 saat ekleyin, oranın gecesi oluyor tabi. Yani siz cumartesi sabahı izleyebilirsiniz her gün, her hafta cumartesi sabahları. Eğer fazla video çekebilirsem hafta içi de salı çarşamba tarzı bir günde birer tane bonus ekstra videolar koyabilirim. Niyetim böyle ama yolda tabi çok şey değişebilir, zaman mefhumu araya girebilir, ondan sonra sağlık problemleri yahut da ne bileyim işle alakalı sıkıntılar gidebilir ve değişkenlik olabilir ama bunda şu an kararlıyım, hani böyle devam etmeyi planlıyorum, bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Neyse, devam edelim konumuza. O en son dediğim evle alakalı video çekeceğim, orada da zaten detayları anlatırım. Evet, emlak piyasası ile alakalı konuştuk, niye bu kadar ev satıyorum onu konuştuk. Yani ev satmamın bir sebebi ev piyasasının artması ve bir sebebi de taşınma gibi bir niyetim var. Daha önce bunu zaten anlatmıştım. Yani taşınmayı Kansas City'den planlıyordum uzun zamandan beri. Bu son bir yıllık mevzu değil. Ta en son 3 yıl önce, 4 yıl önce video çektiğimde bile Florida'ya taşınma niyetim olduğunu anlatmıştım. Velhasıl kelam 2 hafta içerisinde, belki 3 hafta içerisinde Florida'ya taşınıyoruz. Şu an tüm eşyaları sattık hemen hemen. İşte son 2-3 günden beri garaj sale yapıyorduk. Orada ıvır zıvır garajda, arabam traklarda, arkadaki storage'larda, depolarda olan tüm eşyaları, inşaat malzemelerini, işte kamp malzemelerini, bir sürü yani epeyce bir eşya vardı. Onları sattık. Çok az bir şey kaldı. Onları da inşallah haftaya, yine perşembe, cuma günü tekrar garaj sale yapıp onları da elden çıkarmayı planlıyoruz. Ondan sonra da belki ondan bir hafta bilemediniz, 2 hafta sonra da buradan taşınacağız, Orlando'ya taşınacağız. O nedenle burada çok fazla yatırımımı bırakmak istemedim.
Ve elimde bir keş olsun. O keşte de orada gidip kendime oturmak için keş olarak ev almayı planlıyorum. Oraya taşınınca video çekerim. Yani ev alma prosesini anlatırım. Hangi evi aldım, nasıl aldım, kaça aldım. İlk halini anlatırım. Büyük ihtimal hani biraz böyle tamirata ihtiyacı olan bir ev alma gibi bir niyetim var. Tamir tadilat yaparız. Onları gösteririz. Onlarla alakalı videolar çekerim büyük ihtimal. Başka ne anlatabilirim? Evet, bu evle alakalı işte belki bir video çekerim. Ev tamamen boşaldıktan sonra içi tertemiz olunca evin içini sağını solunu altın önünü arkasını gösteririm. Hani en azından bir fikriniz olur. Ev 300 bin dolarlık ev Amerika'da neye benziyor? Oturduğu ev neye benziyordu? Şu an belki bir dıştan bir görüntüsünü gösterebilirim. Şu an tripod üzerinde olduğu için biraz hareket kabiliyetim sınırlı. Ev şöyle arkadaşlar. Daha önce zaten göstermiştim epeyce de. Ev bu. Bu arada arabamı değiştirdim geçen yıl. Daha önce bir Sienna vardı. Şimdi Honda'nın Ridgeline'ını aldım. Pickup, truck yani bu. Ama şeye çok benziyor. Honda Pilot'a çok benziyor şu içerisi. 5 kişilik, işte 6 silindirli, 3.7 motorlu bir araba. Güzel bir araba. Neyse yani hayatımdaki değişiklikler bu oldu. Yine iş arabam orada. Aynı araba Ford Transit. Bahçemiz böyle. Hala bahçemiz aşağı yukarı aynı. Çiçeklerimiz büyüdü, büyüyor. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra karşıda çiçeklerimiz var. Bahçemiz. Şimdi elimde büyük bir tripod olduğu için arkadaşlar yürümem çok zor. Çiçekler, şu elma ağacı arkadaşlar, kırmızı elma. Şu erik ağacımız. Gördüğünüz gibi epeyce bir erik var üstünde. Şöyle size zoom yapayım bir. Göstereyim eriklerimizi. Epeyce bir eriğimiz var. Evet, bilmiyorum. Görüntüsü nasıl? Evet, epeyce bir eriğimiz var. İşte bu her şeyi bırakıp gideceğiz. Biraz üzülüyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Her şeyimiz büyüdü. Çiçekler büyüdü. Ağaçlar büyüdü. Şunlar şey. Şu böğürtlen. Birkaç çeşit böğürtlen var. Birkaç çeşit böğürtlen. Bu şeftali ağacı arkadaşlar bu arada hastalandı şu an. Çok bir şey vermedi bu yıl. Ama erik ağacı fena değil. Ondan sonra bu bir şöyle bir geniş açıyla çekeyim isterseniz. Güzel bir bu da çiçek ağacı. Sadece şey var. Yine çiçeklerimiz devam ediyor. Ve şu video çektiğim kısımda şurası arkadaşlar. Video çektiğim yer. Akşamları burada genelde çayımı alıyorum. Şurada çay içiyorum. Bu hanımeli çiçeğimiz. Güzel kokuyor. Epeyce bir güzel kokuyor şu an. Şu an eğer bakarsanız çiçekler açıyor ve bir kısmı açtı. Ve bir kısmı da açmak üzere. Gördüğünüz gibi. Evet. Burası da arkadaşlar evimizin bahçe kısmı. Ve şurada arka bir tane dek var. Daha önce anlatmıştım. Burası aşağı doğru iniyor. Aşağı doğru iniyordu. Uçurum gibiydi. Yani şuradan sonrası kullanılmıyordu. Bakın şuradaki betonu ördük. Bak tam şu parmağımın ucundaki beton döküldü buraya. O zaman işte burayı bir toprakla kapattık bu alanı. Oraya dek yaptık falan. Ondan sonra şu arkaya oda ekledik. Bunun üstüne bir tane daha oda ekledik. İşte burada sebze meyve falan tarzı şeylerimiz oldu. Her zaman ekiyorduk. İşte bu yolda domates de var gördüğünüz gibi. Şunlar domates. İşte şurada çileklerimiz var. Şunlar çilek. Şurada biberlerimiz var. Ondan sonra başka neyimiz var? İşte şurada naneler var. Burada başka bir erik ağacımız var. Gördüğünüz gibi. Evet, şöyle çiçeklerimizi gösterebilirim size biraz. Çiçeklerimizi gösterebilirim. Bakıyorum şimdi.
Epeyce bir çilek var aslında. Tripod'dan dolayı çok hareket edemiyorum. Tripod'un ayakları aşırı derece uzun şu an. Ama şurada birkaç tane çilek var bakın. Şöyle zoom yaparsam size. Evet, şurada görüyor musunuz? Yani bazıları olmuş, bazıları olmak üzere. Velhasılı kelam. Bu arada sadece telefonu videoyu telefonla çekiyorum. Samsung 21 Ultra. Görüntü kalitesi gerçekten çok iyi. Şimdi burası da bizim arka dek. Gördüğünüz gibi burası arka ormanımız. Şurada tavuklarımız var. Şu an görmüyorsunuz da şu beyaz çitler tavuklar dışarı çıkmasın diye. Şu kocaman alan. Evet, görüyorsunuz. Bu da ördeğimizin sesi. Evet arkadaşlar, velhasılı kelam. Şimdi tekrar kendime döneyim. Velhasılı kelam. Epeyden beri video atamıyordum. Şimdi atmak nasip oldu. Şimdi size update etmiş oldum. Ne var ne yok. Neler yapıyoruz. Neler yaptım. Neler yapacağım. Dediğim gibi birkaç haftaya önümüzdeki 2 hafta 3 hafta içerisinde Florida'ya taşınma gibi niyetimiz var. Daha doğrusu niyetin ötesine geçti artık. Yani taşınma durumundayız. Bakalım. Evet arkadaşlar, ev turundan sonra durum böyle. Özetlersek çok bir değişiklik yok hayatımızda. Aynı işleri yaptık. İşte maintenance tarzı işler ve ev flip etme, ev kiralama tarzı işlere devam ediyoruz. Ve birkaç haftaya taşınıyoruz. Update'ler yapacağım. Yani taşındığımızda orada video çekeceğim. Taşınırken evin içini dışını falan her tarafını tekrar bir ev turu yapabilirim. O satacağım, bahsettiğim o iki evin hallerini gösteririm. Onların size son işte numaraları söylerim. İşte kaça aldık, kar zarar muhabbetini gösteririm. Bir fikriniz olması adına. Bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar arkadaşlar, şimdi burada göreceksiniz hemen ekranda yeni videomla alakalı bir link. Lütfen oraya tıklayıp girip bir bakarsanız, yeni kanalımızı desteklerseniz gerçekten çok sevinirim. Güzel bir konsept olduğuna inanıyorum. Umut ediyorum, seveceksiniz. Yeni videoda görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle.